yok. Bakanlar Kurulu'na uzanan yolsuzluk ağı 17 Aralık'ta ortaya çıktı. Siyasi kumpaslar başladı. Hedefteki kurumlardan biri de Bankasya'ydı. Bir yılı aşkın süredir devam eden hukuksuzluklar yönetim gaspına kadar uzandı. Bugün itibariyle göreve başlamış bulunuyor. Hukuksuz adamı yine Twitter fenomeni Fuat Avni duyurdu. Bankasya'ya yeni kumpas mesajını paylaşan Fuat Avni, bu hukuksuzluk için bir bürokrata verilen milletvekilliği sözünden bahsetti. Ardından havuz medyasının talimatlı manşetlerini kelimesi kelimesine saatler öncesinden yazdı. BDDK, Bankasya'nın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın %63'lük bölümünün TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. Bu karara gerekçe olarak da şeffaf ortaklık yapısına sahip olma şartının ihlal edilmesi gösterildi. Bu açıklamadan sonra siyasi gasp operasyonunun düğmesine kaos amaçlı yöntemlerle basıldı. TMSF yetkilileri baskın görüntüsü verecek şekilde polislerle birlikte Bankasya'nın Ümraniye'deki genel müdürlüğüne geldi. Bankanın girişi demir bariyerler ve tomalarla kapatıldı. Hukuksuzluğu haber alan banka çalışanları ve bazı avukatlar da polis bariyerlerini zorlukla aşarak içeriye girebildi. Girmeye çalışıyoruz. Hukuksuzluklar her şey ortada, konuşulacak bir şey yok. Yazık. Bunca insan emeği var burada. Yazık. Hayretler içerisinde polis barikatını izliyorum zaten. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Binlerce vatandaş hukuksuz operasyonu duyar duymaz Bankasya'ya akın etti. Saatler ilerledikçe kalabalık büyüdü. Alkışladılar, düdük çaldılar, sloganlar attılar, hukuksuzluğa ve baskılara tepki gösterdiler. Dışarıda hukuksuzluğa tepkiler büyürken içeride Bankasya yönetimine müdahale edildi. Yeni genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri atandı. Bu müdahale mevduat sahiplerini ve yatırımcıyı korkutma amacıyla hükümet yandaşı medya tarafından bankaya el konuldu şeklinde duyuruldu. TMSF, banka yönetiminde değişikliğe gidildiğini ve rutin bankacılık işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Böylece hükümet yandaşı platformlarda dile getirilen el kondu iddiası da çok geçmeden havuz medyasının yalanlar listesinde yerini aldı. Bu açıklama üzerine Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Doğan Cansızlar'dan çarpıcı değerlendirmeler geldi. Yönetime müdahale edilmesinin hukuksuz olduğunu belirten Cansızlar, Bankasya'nın mali yapısının sağlamlığına dikkat çekti. BDDK, Bankasya'nın ortaklık hakları ile ilgili kararı sudan gerekçelere dayandırıyor. Böyle yüzeysel gerekçelerle bankanın itibarının yerle bir edilmesi hiç doğru değil. Eğer Bankasya'nın mali yapısı bozuk olsaydı, bankaya el koyma yetkisini veren 70 ve 71. maddeden işlem yapardı BDDK. El koyma olmadığına göre bankanın mali yapısında sıkıntı yok. Bankanın bilançosu sağlam.